20-25 senedir gölek yapılmış. 20-25 senedir kooperatif kurmuşuz. Daha bir damla su salmamışlar. Sıkıntımız çok. 6100 dönüm arazi sulama kapasitesi var. Halen daha bir damla su salmadılar. Suyu saldıkları sıra, o zaman bittikleri sıra suyu saldılar. Borular patladı. Mahkeme süreci devam etti. Mahkeme süreci yaklaşık bir 3-5 sene bitti. Geçen sene müteahhite verilir yapılacak diye. Halen de geçen güzün suyu salmalı lazım ki suyu salmadılar. Halen de sıkıntı yani şimdi daha. Ne olacağı belirsiz. Bahçe ekmişiz. Yukarıda ceviz ekmişim. Mesela 40 kök yukarıda ekmişim. Ne basan 60-70 kök burada ekmişim. Hep taşıma suyla taşıyorum. Sebze falan ekemiyoruz yani şimdi yani. Baraj gelmez ki bir su yatağında sebze ekelim. Yoksa suyumuz yok. Şimdi suyumuz yok. Yani içme suyu zor bulabiliyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Sulu arazimiz bol. Ekin mesela geçen sene biz ekin alamadık. Yağmur yoktu evvelki sene. Yağış yoktu. Ekinimiz kurudu gitti. Ama bu baraj suyu olsaydı biz ekin de yani içinde ekinimiz de normal alabilirdik. Şimdi mesela ekmişim burada ağaç. Bu ağaçları çekiyorsun. Ben burada taşımalı sula getiriyorum. Mazotun litresi oldu. 45 liraya dayandı. Ben ne kazanayım ki bundaki yani şimdi yapayım ben şimdi. Her iki günde bir iki tanker su getiriyorum. İki günde bir iki tanker su getiriyorum. Sebzemi bile burada ekeceğim yani şimdi. Mazotla başa çıkamıyorum. Gitsen satın alsan onu da yapamıyorsun. Ne yapacağımı şaşırmışız yani. Bir an önce bu sorunların çözülmesini istiyoruz. MTT verilen MTT söylüyoruz. Geçen gün buraya geldiği zaman söyledim kendisine dedi. Tamam dedi salacağız dedi. 9. ayda falan vereceğiz. O da olmadı. Yani bir ara buna bir çözüm bulmaları istiyoruz. 5 yıldır bu köye gelin gelmişim. 5 yıldır su gelecek umudunu taşıyoruz içimizde. Su hayattır derler ve hayatımızı çok güzel yaşamak istiyoruz. Köylerimizi bırakmak istemiyoruz. Başka yerlerde çalışmamıza rağmen her gün köyümüze gelmek istiyoruz. Köyümüzde çocuklarımıza bir bahçe, bir yeşillik, bir ağaç bırakmak istiyoruz. O da bu köyümüz yazın çok kurak olduğu için mümkün olmuyor. Baraj suyuna gerçekten ihtiyacımız var. Köyümüzdeki çeşmelerin maalesef hepsi taşıma suyu. Yağmur yağmadığında kuraklığı yaşıyoruz. Evlerde bile su sıkıntısı yaşıyoruz. Onun için hiçbir şey ekemiyoruz. Ekemediğimiz için gelmek istemiyoruz. Bir uğraş istiyoruz. Sadece gelip gezip gitmek istemiyoruz. Bir emek vermek istiyoruz. Emeğimizin de karşılığını almak için suya çok ihtiyacımız var. Bu konuda bize yetkililer yardımcı olursa çok seviniriz. Hayatımızı güzel yaşamak için su istiyoruz. Baraj 25 yıldır muhtemelen yapılmış. Çürümek üzere bir müteahhite verirler. Müteahhit de yaptığı iş çürük çıktı. Mahkeme verildi. Mahkemede sonra DSE'yi ihale ile müteahhide verdiler. Bu 2 yıl içerisinde. Ama dolu düz yapılmadı. İhale yarıda kaldı. Malzemeler yarıda kaldı. Bizim köyde de su olmasa olmaz. Su her şeye gider. Suyumuz yapsa burada bahçelerimiz var, bağımız var, bostanlarımız var. Herkes bahçesini, sebzesini eker. Bütün araziye suyu bekler. 30 senedir veriyle ihaleye. İhale tamam olmadadır, bitmiştir. Tamam olmadan sökülmüştür. Ya bu nasıl ihaledir? Bu bir ihale bir mühendise verildiği sıra gerek yerine getirmesi bu adam bitire. Bu adam niye bitirmede bu ihale bitiyor? Su akmıyor. Neden? Sebebi nedir? Bekliyoruz ki bize su geliyor. Bize su geliyor. Burada biliyor musun? Bütün bura bir ovadır. Hayvan da besleyemiyoruz. Bir şey de yapamıyoruz. Bir damla su yok. Baksınlar, kendiler de düşünsün ki bu baraj kaç senedir yapılmış, neden akmıyor buraya? Geçen sene vali dedi ki bu sene su akacak, aha yine akmadı. Artık hangi tarafa gidek biz de bilmiyoruz, kime ne diyek. Etkiler de bizi düşünürse yapılacak bir şeydir. Bize bir yardımda bulunurlarsa çok güzel olur ya. Vatandaş hiç değilse malını, bir derdini, bir şeyini bak, ihtiyacımız var. Su olduğu yerde gül biter daha.